Günaydın arkadaşlar. Biraz bekliyorum. Tanım sağlanması adına. Tekrar günaydın. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği adına tanıtımı ben gerçekleştireceğim. Ben Kimir, doktor öğretim üyesi Aslı Bay. Bilgisayar mühendisliğine ilgi duyan ve şu an tercih sürecinde olan ve yayına katılan arkadaşlarım merak ettiği soruları ben birkaç açıklama yaptıktan sonrasında sorabilirler. Ben de anlatacağım. Biz yani bilgisayar mühendisliğiyle ilgili biraz genel bilgi verip neler yapıyoruz, kariyerle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Ama öncelikle söylemek istediğim ilk şey aslında akademik kadromuzun yani seçkin akademisyenlerden oluştuğu. Kısaca bir özetlemek istiyorum bizim akademik kadrolarında kimler var, hangi konu hakkında çalışıyor ve nerelerde eğitim görmüşler diye. Bölüm başkanımız Profesör Doktor Cesim Erten hocamız Bilkent ve University of Arizona'dan mezun. Aradaki okulları saymıyorum, hani lisans ve doktor olarak düşünün. Bioinformatik ve sistem biyolojisi gibi konularda çalışıyor. Farklı konular da var tabii ki. Profesör Doktor Cafer Çalışkan, Boğaziçi ve Florida Atlantik Üniversitelerinden mezun. Bilgi güvenliği, matematik alanında kombinatorik gibi çalışmalar yapıyor kriptografi alanında. Profesör Doktor Kemal Yüksek hocamız, kendisi İTÜ mezunu, veri tabanı tasarımı, yapay zeka gibi uzmanlık alanlarına sahip. Doçent Doktor Hilal Kazan, Sabancı Üniversitesi ve University of Toronto'dan mezun. Veri bilimi, makine öğrenmesi, yapay zeka, biyoinformatik gibi konularda uzman. Doktor öğretim üyesi Şahram Tahiri, Şahit Bahanor ve Doğu Akdeniz Üniversitelerinden mezun. Sinyal işleme, görüntü işleme gibi konularda uzmanlık alanına sahip. Doktor öğretim üyesi Hülya Vural, ODTÜ ve Atılım Üniversitelerinden mezun. Bulut hesaplama, yazılım mimarisi gibi çalışmalar yapıyor. Doktor öğretim üyesi Göksel Arslan da Hacettepe Üniversitesi ve University of Southern California mezunu. Veri bilimi gibi konularda çalışıyor. Son olarak ben de ODTÜ ve İsviçre EPFL mezunuyum. Kriptografi, veri güvenliği, siber güvenlik gibi konularda çalışmalar yürütmekteyim. Bir iki soru gördüm. O soruları sonrasında alsak çok daha verimli olacak. Ben hani önce anlatmak istediğimi anlatayım. Peki bilgisayar. Hepiniz aslında bizim için durum farklıydı ama sizin için çok 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 farklı, çok değişik bir durum. Çünkü siz zaten bilgisayarlardan sonra doğdunuz. Yani o yüzden bilgisayarlarla iç içe bir hayat yaşadığınız için belki size anlattığım şeyler belki de çok daha böyle temel şeyler gibi kalacak ama gerçekten bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri hayatımızın her yerinde var. Yani hani bilgisayar olmadan, bilgisayar bilimi olmadan aslında şu an hiçbir şey yapamayız. Yani her türlü alanda ya işte finans alanında bankacılık, tıp, sanat, güvenlik, veri güvenliği, enerji gibi her alanda yani bilgisayar bilimlerine ihtiyacımız var. O yüzden biz de bilgisayar mühendisliği ne yapıyor? Hani bu hayatımızla iç içe olan bu artık yaşam tarzımız haline gelen bilgisayar. Hani sadece bilgisayar olarak düşünmeyin. Telefon, internet, bankacılık, kredi kartı, e-ticaret hepsi bizim hayatımızın içinde. Ve biz ne yapıyoruz? Bu platformlarda aklınıza gelebilecek, bizim ihtiyacımız olan
problemleri, hani karşımızda problem olarak çıkacak ya da işte böyle bir çözüm üretmemiz gereken şeyleri, bilgisayar donanımı ve yazılımı içeren bilgi sistemlerinin analizini, tasarımını, gerçeklemesini, test edilmesini ve geliştirilmesini kapsıyor aslında bilgisayar mühendisliği. Yani uçtan uca bir şey. Yani önce problemi belirliyoruz. Biz hani ne yapmak istiyoruz? Bir, diyelim ki bir veriyi bir yerden bir yere göndermek istiyoruz. Bunun donanımı ne gerekli? Bunun yazılımı ne gerekli? Problemde ne, bunun tasarımında ne olacak? Ve bunu böyle ilmek ilmek işleyerek, hani bu yazılım ve donanım aslında bir takım işi olarak da görebilirsiniz bunu siz. Hepsini içeren bir bilim dalı aslında bilgisayar mühendisliği. Ve birçok çalışma alanı da var. Hani en başta size bahsettiğim için, hani kariyer için gerçekten seçilebilecek bir bölüm. Çünkü şu an mühendislikler içinde en çok iş alanına sahip, maddi ve manevi şekilde tatmin edecek bir bölüm, gönül diyebiliyoruz yani gönül rahatlığıyla. Çalışma alanlarımız peki neler? Size sayayım size. Akıllı cihazlar tasarımı yapabilirsiniz. Yani işte Apple, işte Samsung, Sony gibi şirketlerde çalışabilirsiniz. Veri işleme işleri yapabilirsiniz. Yapay zeka işleri yapabilirsiniz. Biliyorsunuz artık yapay zeka her işimizde var. Ve yapay zeka çok gelişmeye müsait bir alan. Onun üzerinde çalışabilirsiniz. Bilgi güvenliği, bankacılık sektörü gibi alanlarda çalışabilirsiniz. Yani sosyal medya, sosyal ağlar, oyun yazımı, bu app yazımı, bunların hepsi aslında bizim bölümde size verebileceğimiz, öğrettiğimiz şeyler. Öyle diyebilirim. Peki biz ne yapıyoruz size? Yani aslında sizi bu alanda iyi yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz diyebilirim. İlk bir buçuk yıl genellikle mühendislik alanında ortak derslerimiz oluyor. Mühendislik temel dersleri ve sonrasında sizi biraz daha böyle spesifik bir alana yönlendiriyoruz. Kendi ilginize bağlı olarak. Hani bu donanım olabilir, yazılım olabilir, veri bilimi olabilir. Biraz daha böyle siber güvenlik tarzı, kriptografi tarzı dersler olabilir. Çünkü biz bunları zaten size kendi üniversitemizde olan yüksek lisans programlarına da biraz hazırlamış oluyoruz. Çünkü yüksek lisansla birlikte çok daha uzman olmuş oluyorsunuz hani bazı konular üzerinde. Stajlarımız var. İki tane zorunlu staj imkanı oluyor. Zorunlu stajınızı yapmanız gerekiyor. Bu yurt içinde veya yurt dışında olabilir. Yurt dışında şirketlerde, yurt dışında üniversitedeki lablarda biz hani bunu çok destekliyoruz. Erasmus'a gidebilirsiniz. Bir de söylemeyi belki de zaten biliyorsunuz, bölümümüz %100 İngilizce. Bu yüzden de hiç yurt dışında bir staj yaparken ya da sonrasında yüksek lisans veya doktora ya da iş bulma gibi bir durumunuz olduğunda dil konusunda sorun çekmiyorsunuz. Bakıyorum benim söylemek istediğim pek bir şey kalmadı. Şimdi sorularınıza geçebiliriz. Sorusu olan varsa. Chat kısmından yazabilir arkadaşlar. Ben görüyorum. Şu anda soru gelmedi. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Bilgisayar mühendisliği ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ben gerekli bazı bilgiler verdim bölümümüzle ilgili. Ama yine de çok daha spesifik sorularınız varsa merak ettiğiniz. Yani üniversitemizin sosyal imkanları burada çeşitli topluluklarımız var. Sayısını bilmiyorum ama çok fazla topluluğumuz var. Onlar sosyal bir şeyler düzenliyorlar.
Büyük bir çarşımız var yemek yiyebileceğiniz. Yurtlarımız var, kız yurdu ve erkek yurdu. Kampüste kız yurdu var. Yurt dışı imkanları şöyle, dediğim gibi Erasmus'la lisans süresince Erasmus'a gidebiliyorsunuz. Yurt dışında staj yapabiliyorsunuz. Yüksek lisans ve doktora için zaten iyi öğrencilerimizi biz kendimiz de yönlendiriyoruz. Hani kendi bağlantılarımızda eğer yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorlarsa, ama iş imkanları zaten biliyorsunuz ki bilgisayar mühendisliğinde tabii ki bu kişiye bağlı bir şey. Kendinizi geliştiriyor olmanız gerekiyor. Yani yerinde biz hani size aslında bir şeyi öğrenmeyi öğretiyoruz. Siz bunun sonrasında meraklı olarak bir şekilde bunu yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bir yandan sorunu da kaçırmak istemiyorum. Yani her şey aslında sizde bitiyor. Biz elimizden geldiğince size iyi bir eğitim vermek istiyoruz. Ama siz de buna karşılık kendinizi geliştirip yurt dışındaki işlere, yani yurt dışındaki işlere Türkiye'den de çalışabilirsiniz. Oraya da gidebilirsiniz. Hani giden öğrencilerimiz var. Hem yüksek lisansa, hem doktoraya, hem de yurt dışında iş bulup giden öğrencilerimiz var tabii ki. Yani biz destek oluyoruz ama bunun sözünü tabii ki veremeyiz. Yani bu öğrenci de ilgili bir şey. Düşünüldüğü gibi hep masa başı bir iş mi? Ya genelde masa başı bir iş ama sahada çalışanlar da var. Yani şu an tam olarak örnek veremeyeceğim ama sahada çalışılan işler de var illaki. Ama genelde masa başı bir iş. Hatta home office çalışabileceğiniz de bir iş denilebilir. Yani hani bu özellikle pandemiden sonra home office yaygınlaştı ve bilgisayar mühendislerin çoğu da home office, özellikle yurt dışı işlerini Türkiye'den bile yapabiliyorlar. Soru gelmiş mi? Bölümde devam zorunluluğu var mı? Tabii ki arkadaşlar, lisans derslerinde, lisansta derslere katılmanız gerekiyor. Laboratuvarlarımızda katılmanız gerekiyor. Yani eğer dersler bu sene, bu dönem talihsiz maalesef depremden dolayı oldu ama normalde dersimiz yüz yüze ve herhangi bir mazeretiniz yoksa belli bir devam zorunluluğu derslerin %90'ında vardır. Hocaya göre değişiyordur. Hani şahsen ben de devam zorunluluğu isteyen hocalardanım. İbrahim sormuş. Başka soru var mı? Peki ben size sorayım. Gerçekten puanını az çok tutan ve bizim bu bölümü, bilgisayar mühendisliği bölümünü yazmak isteyenler şöyle bir el işareti yapar mı? Puan yetmese bile özel okuyabiliyormuş. Özel öğrencilik kısmını ben çok bilmiyorum. Hani belki bir iki ders olarak okuyup, ama hiç inanın lisansta öyle bir şey bilmiyorum yani. Yüzden yani siz burayı özel okul ama üniversite puanıyla giriyormuşsunuz gibi düşünün. Hani bir devlet üniversitesinden pek bir farkı yok. Galiba burayı gerçekten ciddiyetle yazacak, belki de Eylül ayında görüşeceğimiz öğrencilerin tepkisini ölçemedim. İbrahim, ben de sana teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Sorularını sorabilirler. Birkaç dakika daha bekleyebilirim. Şu an soru gelmiyor. En azından ben görmedim. Ama
Arkadaşlar Antalya'da mısınız bilmiyorum. Antalyalı olmayanlar için de söylüyorum. Antalya gerçekten güzel bir şehir. Hani aynı zamanda hem kariyer anlamında Antalya Bilim Üniversitesi ve aynı zamanda şehir olarak da benim çok sevdiğim, buralı değilim ama çok sevdiğim bir şehir. O açıdan da tavsiye edebilirim. Antalya'da olup da hani bilgi almak isteyenler de biliyorsunuz bizim tanıtım günlerimiz 3 hafta boyunca devam edecek. Tercihlerin sonuna kadar, son gününe kadar sanırım. Mesela ben de bugün buradayım. Her zaman gelip de daha detaylı bilgi alabilirsiniz bizden. Sanırım soru yok. Girenler var ama bir soru göremedim. Dediğim gibi üniversitenin web sitesinden ve Antalya'daysanız ya da yakınlardaysanız gelebiliyorsanız bizim tanıtım günlerimizde gelip bize misafir olup bilgisayar mühendisliği ve diğer bölümlerden bilgi alabilirsiniz. Katılımınız için çok teşekkür ederim. Umarım evet tercih dönemi biraz stresli bir dönem. Hepimiz yaşadık. Umarım gönlünüze göre bir kariyer seçimi yaparsınız. Ve yani bilgisayar mühendisliği istiyorsanız ve puanınız yetiyorsa tabii ki biz de bizim öğrencimiz olmanızdan mutluluk duyarız. Şu an soru gelmiyor. Ben kaydı durduruyorum. Her şey gönlünüze göre olsun diyorum tekrardan. Hoşçakalın.